Şimdi hocam. Biraz bekleyeceğim. İkincisi için yorum yapalım. Evet. Biraz sonra herhalde danışmanımız açıklama yapacak. Üçüncü evet. Devre. Şimdi kolesterolle ilgili bir soru sormuştu arkadaşımız. Hı hı. Kolesterol neden niçin oluşur? Kişi sürekli yanlış besleniyorsa, abur cubur yiyorsa, cipstir, jelibon, kek, gofret, bütün bu yemiş olduğu besinlerin abur cubur yenen şeyler içerisinde kimyasal katkı maddeleri var. Çin tuzu gibi, monosodyum glutamat gibi veya aşırı kimyasal ilaç kullanıyorsa bağırsak florası bozulur. Bağırsak florası bozulursa faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakar, kavurur. Proteinler amino aside dönüşürken artık bir madde ortaya çıkar. Homosistin. Homosistini frenleyen B6, B12 vitamini de faydalı bakteriler azaldığı için azalır. Homosistin oranı yükselirse homosistin LDL kolesterolunu, yani kötü kolesterolü ne yapar? Oksitler. Oksit denen LDL kolesterolü bağışıklık sistemi tarafından mikrop gibi algılanır. Makrofaj bu yabancı maddeyi mikrop gibi algılar, yer yutar ve balon gibi şişer, patlar, ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkar. Bu damarların iç yüzeyinde yamalar oluşturur. Bağışıklık sistemi, yani vücudumuzda bu yamayı ortadan kaldırmak için damarların iç yüzeyindeki plakları çözmek için özel bir enzim salgılar. Bu enzim lipidi de erittiği için, plakların yanında lipidi de erittiği için damarlar çok incelir, hassaslaşır, narinleşir. Tansiyonu kişinin yükselirse ne olur? Aniden beyin kanaması, kalp krizi geçirebilir. Aniden ölebilir kişi. Yani burada sağlıklı beslenmek çok önemli. Kimyasal ilaç kullanmak tehlikeli. Abur cubur yemek iyi değil. Çünkü yenilen her türlü abur cuburun içerisinde kimyasal toksik madde var. Bunu da Türkiye'nin en meşhur firmaları, bu bisküvi, jelibon, kek, gofret üreten firmaları yapıyor. Hocam çocuklar yiyor en çok. Çocuklara da zararı evet, var bunların. Neslimiz büyük bir tehdit ve tehlike altında. Pankreas kanseri 10 yıl öncesine göre %800 artmıştır. Kolesterolü karşı dünyada en etkili bitki bu görmüş olduğumuz enginar. Fakat enginarın çiçek tabanı değil, gövde yaprağı etkili, gövde. Evet. Bazıları zannediyor ki, benim bir dostum geçenlerde 200 kilo enginar almış, poşetlemiş, buzluğa yerleştirmiş. Diyor ki bir yıl gelecek yaza kadar enginar yiyeceğim. Ne olacak? Karaciğime iyi gelir. Karaciğere iyi gelen etken madde enginarın çiçek tabanında değil, gövde yaprağında. Şimdi şu gördüğünüz enginarın birleşiminde çok etken bir madde var. Hocam ona geçelim birazdan. Telefonumuzu çok beklettim çünkü. Öyle mi? Buyurun. Alo. 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 Telefonumuz düştü. Birleşiminde %3 oranında etken bir madde var. Hidroksisinamik asit. Bu karaciğeri güçlendirir, temizler, arıtır, kolesterolü önler. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması yapılmıştır. Mesela Almanya'da Profesör Doktor Fintilman ve ekibi yapmış oldukları klinik araştırmada hazımsızlık, şişkinlik, kolesterol, lipid, trigliserit gibi rahatsızları olan 553 hastayı 6 haftada iyileştirmiştir. 6 haftada? Evet. Yani yağlı yediği zaman bazı insanlar ne olur? Sindirim sistemi hazmetmiyor. Ve hazmetmezse hazmedilmeyen şey ne olur? Vücuda oraya buraya depolanır. Biraz önce söylediğim gibi proteinler hazmedilmezse ne olur? Homosistine sebep olur. Bu da damarların iç yüzünde plakları tetikler. Plakları tetiklerse ne olur? Bu zamanla beyin kanamasına, kalp krizine vesaire birçok hastalığı tetikler. Enginarın birleşimindeki hidroksisinamik asit %3 ortalama. Biz bu enginarın yaprağı çok çok acı olduğu için birleşimindeki siyanopikrin 400 bin defa sulandırsanız acılığını yine hissedersiniz. Çayı içilmez bu nedenle, çok çok acı. Evet hocam, çok acı. Çayı içilmez, 400 bin defa sulandırsanız yine acılığını hissedersiniz. Bu nedenle ekstra
mi yaptınız? Bunda acılık hissetmiyoruz. Enginar forte. Enginar forte. Forte, forte. Bunu kullandığı zaman ne oluyor? Bir, hazmettirici, forte. Şişkinlik, hazımsızlığı önleyici. İki, kolesterol, lipid, trigliserit kısa sürede düşürür. Bununla ilgili biz birçok bu enginar forte'yi kullanan insanlar, mesela burada, şurada gördüğünüz gösterelim gibi. Gösterelim hocam, hemen gösterelim. Trigliserit vatandaşın 349. 53 günde ne olmuş? Normal 100'e düşmüştür. Burada, şöyle gösterelim kameraya, yakın yani alsın arkadaşlarımız. Her şey belgeli bilgili değil mi hocam? Tabii tabii. Raporlarımız evet. Elimizde. Belge. Belge var, bilgi var. Mevlana Üniversitesi. Bu vatandaşımız 3 hafta kullandıktan sonra bütün değerleri 3 hafta normale dönmüştür. Tansiyonu, kolesterol, lipid, trigliserit.